Değerli hocalarım, üniversitemizin paydaşlarla işbirliği amacıyla düzenlemiş olduğu toplantıya hoş geldiniz. Aynı zamanda Cuma günü olması hasebiyle de hayırlı cumalar diliyoruz. Şimdi zaman zaman biz özellikle şehrin dinamikleriyle, şehre yön veren kuruluşlarla, kamu kurum ve kuruluşlarla ve özellikle öğrencilerimizi yönlendirecek işte müdürlerimizle bir araya gelip istişare ediyoruz. Biz istişare kültürüne çok önem veriyoruz. Çünkü istişare edildikçe gerçekten ortaya güzel fikirler çıkmakta, güzel projeler, güzel hedefler sergilenmekte ve birlikte güzel işlere vesile olunmakta. Aşağı yukarı 2 yılı geçkin bir yönetim süremiz var. Bu süre zarfında gerçekten buna ekip olarak dikkat etmeye çalışıyoruz. Ve birçok konuda da şehrin ve sizin gibi dinamiklerin de fikir ve önerilerini alıyoruz. Bunlar bize güç veriyor. Yani neticede hepimizin esas amacı insan yetiştirmek. Aynı şekilde geleceği inşa edecek nesilleri yetiştirmek. Bu noktada da çabalarımız hem kültürel boyutta, hem sosyal boyutta, hem de bilimsel boyutta artarak devam ediyor. Ve geldiğimizde de şunu ifade etmiştik, stratejik planımıza da koymuştuk. Üniversitemiz paydaşlarıyla birlikte stratejik hedeflerini gerçekleştirecek. Büyük bir kitle elimizde var. Dolayısıyla bu büyük kitle de sadece Anadolu'dan değil, dünyanın değişik yerlerinden gelenlerle dolu. Farklı kültür, farklı dil, farklı davranış, farklı ahlaki değerler, farklı hedefler, farklı umutlar, farklı heyecanlar hepsinde var. Böylesi bir ortamda gerçekten hakim olan düşüncelerimizi, fikirlerimizi, hakim olan kültürümüzü yaygınlaştırma adına da gerçekten birlikte hareket etmemiz aynı zamanda bir zorunluluğu da ortaya çıkarıyor. Eskiden bazı düşüncelerimiz sadece kendi aramızda ifade edilmekle kalınıyordu. Çok az bir kısmı icraata uygulamaya geçirilebiliyordu. Ama şimdi öyle değil. Şu an Türkiye'de son 20 yılda büyük bir zihniyet değişimi yaşadık. Dolayısıyla milletiyle, değerleriyle barışık bir yapımız var. Ümit ediyoruz ki bu yapımızın güçlenerek devam etmesi, uluslararası düzeyde de inşallah daha geniş bir etki alanı oluşturmamız. Bu yönüyle de bu etki alanımızı da güçlendirmenin en önemli yolu da gerçekten ortak hedeflerle birlikte çalışabilmek. Daha önce sivil toplum kuruluşları temsilcilerimizle, başkanlarımızla birkaç toplantı daha yapmıştık, bir araya da gelmiştik. Dolayısıyla o toplantıların devamını da önemsiyoruz çünkü çok güzel notlarımız oldu, aldık. Yapabileceklerimizi yaptık hep beraber. Yapamadıklarımız konusunda da en azından fikir teatisinde bulunduk. Eksiklerimizi ifade ettik. Bir sonraki ortamda daha güzel imkanlar, daha güçlü kaynaklar oluşursa bunları da yapabileceğimizi de ifade ettik. Şimdi deprem ve pandemi dolayısıyla biz öğrencilerimizle çok fazla buluşamamıştık. İnşallah Ekim döneminde biz öğrencilerimizle tekrar buluşacağız. Ana hedefimiz bu gençlerimizi demin de ifade ettiğimiz gibi idealler doğrultusunda yetiştirmek. Ben tıp fakültesi öğretim üyesiyim. İşte Kırşehir'de derse girdim. Bakıyoruz işte gerçekten 100 kişilik bir öğrenci kitlemiz var. Belli bunun 60'ı 70'i bizim Anadolu kültürüyle meczolmuş öğrenciler. İşte bazı şeyleri konuşuyoruz. Bize ifade ettikleri husus şu. Hocam ailemiz diyor ki sadece okula gideceksiniz, dersi dinleyeceksiniz, sonra yurda geleceksiniz, dersinizde çalışacaksınız. Başka bir yerlere asla gitmeyeceksiniz ki bunların çoğu da hassasiyeti olan insanlar. Dolayısıyla sahada bir boşluk bırakmama adına biz bu hususta tüm hedefleri olan yapılarla birlikte inşallah güçlü bir irade ortaya koymak istiyoruz. Sadece irade değil, aynı zamanda bunları uygulamaya dökmek istiyoruz. Bizim Anadolu'nun değişik yerlerinden gelen yaklaşık ilk birinci sınıf için 4000 civarı öğrencimiz olacak bu yıl. Daha önceki istatistiklere baktığımızda bizim öğrencilerimizin ana yoğunluğu İstanbul'dan gelmekte. İkincisi Ankara'dan, üçüncüsü Çankırı'dan. Biz biraz da Çankırı'daki öğrenci potansiyelini nasıl arttırabiliriz diye zaman zaman istişarelerde bulunduk. Özellikle tercih zamanları rehber öğretmenlerimizle de bir araya geldik. Bazı toplantılar yaptık. Daha sonra Milli Eğitim Müdürümüz ve lise müdürlerimizle de bir araya geldik. Biz üniversitemizde Çankırıların biraz daha sayı olarak fazla olmasını istiyoruz. Çünkü gelen her öğrenci
barınma talebiyle gelecek. Eğer Çankırılı olursa biz bu barınma meselesini de kısmen çözmüş olacağız. O vesileyle biz sizden de ricamız hem Çankırı'daki böyle hedef kitleniz arasındaki olan öğrencilere bizim üniversitemizi tercih ettirmeniz. Aynı zamanda dışarıdan gelen öğrenciler ise birinci derecede barınma noktasında alternatif sunabilmeniz. Daha sonra da ihtiyaçları doğrultusunda onlara destek olabilmeniz. Ve bu yıl inşallah farklı STK'ların toplantılarına da biz katılmayı arzuluyoruz. Uygun olduğunuzda davet ederseniz seve seve inşallah geliriz. Hem öğrencilerimizle buluşuruz hem de onların taleplerini daha samimi ortamda almış oluruz. Şimdi uluslararası öğrencilerimiz konusunda da yeni çalışmalarımız var. Türkiye'deki siyasi gelişmeler aslında bizim uluslararası öğrenci politikamızı da değiştiriyor. Mısır'la meydana gelen yakınlaşmalar şu aşamada Mısır'dan bize talep, öğrenci talebi noktasında vesilelere neden oldu. Yine aynı şekilde Libya Büyükelçiliği şu aşamada bizlerle görüşüyor. Öğrencilerimizi işte sizlere gönderelim. Ateşelik ve Büyükelçilik vasıtasıyla bu öğrencilerimizi devlet burslusu olarak Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde okutturalım. Böyle resmi devlet talepleri gelince aslında biz daha rahat hareket ediyoruz. Para konusu daha sağlam şekilde halledilmiş oluyor. Bir de her şeyden önemlisi eğitim diplomasisini daha güzel gerçekleştirmiş oluyoruz. Şimdi daha önce işte bizim sözümüzde, şiirlerimizde vardı. Orta Asya'dan, Türk Cumhuriyetlerinden tutun da medeniyet ve kültür coğrafyamıza kadar her coğrafyadaki insanlara ulaşmayı, bir araya gelmeyi, onlarda bir gönüllerde birlik oluşturmayı hedefliyorduk. Ama şu an onlar oldu. Elhamdülillah biz çok fazla oraya gidemesek de artık onlar çok yoğun bir şekilde geliyor. İşte gelenlerin de farklı hedefleri var. Herkes bizim ideallerimizde gerçekten değil. Ama onların o içindeki güzellikleri aşılama yaparsak biz büyük ve güzel sonuçlar alacağımıza inanıyoruz kıymetli başkanlarım. Ben sizlerin faaliyetlerini gerçekten takip ediyorum. Takip etmekle kalmayıp hakikaten de takdir ediyorum. Her şeyden önemlisi biz burada kültürel değerlerimizi ve dinamiklerimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Çünkü değişen dünyada kültür değişimi de kaçınılmaz. Kültür değişimini de engelleyemezsiniz. Yani insanları alıp da dört duvar arasında koyamazsınız. O zaman kültür değişimi kaçınılmaz bir sonuçsa bunun kontrollü bir şekilde yapılması için de bizim gerçekten tarihe mal olmuş kültürümüzün ana unsurlarını ifade etmek, aynı zamanda desteklemek. Bu vesileyle de biz zaman zaman milletimize mal olmuş şairlerin, yazarların vefat yıl dönümlerinde anma programları düzenliyoruz. Oraya gelen öğrencilerimizle değil sadece, aynı zamanda sosyal medyada ve diğer medya vasıtasıyla da haberler yapıyoruz. Onların davalarını, onların amaçlarını, hedeflerini de mümkün olduğu kadar anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden kültür dinamiklerimizin desteklenmesi ve güçlenmesi hususunda da biz birlikte hareket etmemiz gerekecek birçok alanımız var. Zaman zaman kıymetli başkanlarımızla da böyle tek görüşmemizde de bu hassasiyetler ifade ediliyor. Ama şunu söylüyorum, bu üniversite milletin üniversitesi. Dolayısıyla bu üniversite hepimizin üniversitesi. Bu üniversitede hepimizin faaliyet alanını yapacak o kadar çok unsur var ki tamamen kapılarımız açık. Ve öğrencilerimizin sayısı o kadar fazla ki bütün STK'ların hizmet edebileceği, çalışabileceği büyük bir kitle var elimizde. İnşallah bunlara hep birlikte bizler katkı sağlayacağız. Hep birlikte hedeflerimizi, ideallerimizi, amaçlarımızı inşallah bunları anlatacağız. Aynı zamanda bir araya gelerek de fikirlerden, istişarelerden de inşallah istifade edeceğiz.